karşı olan bu hamleyi. Yalnız Fenerbahçe'de ateşe ateşle karşılık verdi ve onlar da çok agresif bir kompozisyon kurdular. Son tercih olarak Fizi aldılar. 6. seviyeden itibaren hem Sindire'ye karşı çok iyi bir tercih. Ileride oradan çıkabilecek mi? Oyunbaz, düzenbazı da kullanınca oradan çıkma ihtimali kalmamış olabilir. Sauce Perfect mükemmel sersemletti Frozen'ı. Göremedim ama yerine mıhladı. Bu da Move'un o ejderi alabilmesi için yeterince zaman kazandır. Şimdi üst koridorda bu arada Taldrin Rayer'in üzerinde. Yalnız Kou gitmemiş oradan. Kou önüne geçmeye çalışıyor takım arkadaşının. Başarılı olamadı. Taldrin orada birebir de skoru alıyor. Kou'nun desteğine rağmen de oradan çıkacak mı? Kou içeri girdi. Ses dalgasını takip etti. Bu bir hata olabilir. Askısı bu arada. İlk kule altına henüz alınmadı. Rayer acaba devam edecek mi? Taldrin de geldi oraya. 3 tane minyon var. Arkadan Kou da geldi. İlk kule altını bu noktada Galacticus'un olacak gibi görünüyor. Ses dalgası tuttu Taldrin'in üzerine. Taldrin bakalım. Bu arada tekmeyi yedi. Ejder'in gazabı kullanıldı. Frozen gelmiş arkaya ama Sauce Perfect yolda yakaladı Frozen'ı. Şimdi mavi güçlendirme etrafında bir şey çıkar mı? 80 cana kadar indi mavi ama Frozen almayı başardı. Şimdi Zyra ultisi kullanıldı. Caitlyn bu arada Kou'yu alabilecek mi? Paden'a gidiyor skor. Orada Frozen'ın yalnız hasar katkısını unutmamak lazım. Bu savaş Fenerbahçe'nin tam istediği gibi gidiyor ama şimdi Rayer katılacak o savaşa. Paden en önde buldu kendisini ve hemen... Geç olabilir. Onlar yani için. Kompozisyon bunu birazcık gerektiriyor. Bu arada Frozen geri dönüş sırasında yakalandı. Kou ses dalgasını takip edebilmek için sıçrattı ama Frozen kuleye yem edebilecek mi Kou'yu? Hayır! Kou ejderhanın gazabını kullanarak son vuruşu yapıyor. Ultisi çok güçlü. Yani herhangi bir başka nişancıda yok böyle bir mekanik. Hedeflenemez mekaniği. Bu yüzden yani, çok takım savaşına falan. İşte 8 saniye kazandığından bahsetmiştik. Şimdi üst koridorda yalnız Taldrin'in başı dertte olacak. 10. seviye Erik üst koridor şampiyonunda. Bu arada Taldrin üzerine doğru atıldı. Kou orada önce ulti ardından ses dalgası. Daha doğrusu... Bence Nunu için de bir güçlendirme bu arada bu destek eşyalarının değiştirilmesi. Onlar için bir avantaj sağlayayım. Erken oyunda Galacticus'un birazcık daha önde çıkmasını beklerdik. Yalnız Rogue şimdi yakalandı. Önce yerine mıhlanıyor bitkiler tarafından. Hemen hayaletini kullandı bu hamlenin öncesinde. Kuleyi alabilmek adına yapılmış bir hamle. Sersemletme yalnız Paden'a tutuyor. Şimdi Paden'a kapanıyorlar. Paden o noktada düşüyor. Kou aldı skoru yalnız. Kou da Zyra ultisine yakalandı. Frozen da ultiyi tutturmayı başarınca orada Kou skoru Frozen'ın oluyor. Şimdi Taldrin takibe devam ediyor. Rare sıçrasını kullanmak zorunda kaldı. Min geldi ters taraftan. Min'in bu arada ultisi var. Arka tarafı tüyleri biriktirmeye devam ediyor ama kimseyi orada sersemletmeyi başaramadı. Baskı kurmaya çalışmasına rağmen Galacticus. İşleri zor. Ve geri kalan 3 kişi... Varsa Fiora'yı işte outplay edebilir. Ve o balık şimdi tuttu Rare'in üzerinde. Herhangi bir büyü direnci yok demiştik. Nunu da geldi kar topuyla. Bu arada mutlak sıfırı da kullandı ve şu anda kanat pozisyonda Sauce Perfect. Orada minyon dalgasını temizlemek için de yeteneklerini kullanacak. Şimdi Taldrin'in yalnız o noktada karşı hamlesi. Yani çünkü her oyuncu çıkamaz. Bu arada şimdi Frozen ters tarafta kanattan geliyor. Yine Rayer'e tutturdu ultisini. Rayer bu ultiyi abonman almış adeta ama Frozen kötü pozisyonda kaldı. Orada birebir bir deşim. Şimdi ikinci skorda geldi. Orada Kou Frozen skorunu almıştı. Yalnız bu savaş... Yani çok hızlı şekilde almayı başardılar. Şimdi Taldrin ters taraftan yeniden kapatıyor. Mine bu arada odaklandı. Sersemletmeyi başardı. Son vuruş Paden yaptı. Paden'dan sıçra geldi bu arada. 2'de 2 yapıyor. Move kule altı dansına başlandırması yok. O takım savaşında düştüğü için ama. Ama Galacticus'un zaten işin kötü tarafı Caitlyn'in durumu değil. Bir de Fiora var. Bu arada arkada balık tuttu. Sauce Perfect'i yakaladı. Tek attı Sauce Perfect'e Frozen. Şimdi Zonya'sını kullandı. Bu arada Nunu da içeride. Frozen oyunbaz düzenbazla çıkmayı başarıyor. Orada da skor vermedi. Şok patlaması da boşa gidiyor. Taldrin ışınlanını kullanarak geldi. Frozen geri gidecek. Yalnız Frozen'da ışınlanı var. Oyunu bitirecek hamleyi yapmak istiyor olabilir. Bu noktada Fenerbahçe içeri girdi Taldrin. Rare skorunu almayı başardı. Kou da sıraya geldi. O da düşecek. Ve şimdi ışınlan da geliyor. Frozen da katıldı buraya. Nexus kuleleri arka arkaya düşmeye devam ediyor. Fenerbahçe 3. haftada 1. günün son serisinde 1-0'lık üstünlükle başlayacak. Move'da Moonwalk'a belki de Moonwalk'a devam ediyor. Oldukça temiz bir oyun Fenerbahçe'den. Özellikle Taldrin'in erken aşamayı bu kadar rahat ve iyi şekilde atlatması. Tabii biraz da Galacticus'un bazı şeyleri, bazı hedefleri zorlarken yaptığı hataları iyi değerlendirmesi Fenerbahçe'nin. Onları...